Değerli izleyiciler, Almanya'da göçmenlere yönelik ırkçı saldırıların ardı arkası kesilmiyor. Almanya'nın Schleswig-Holstein eyaletine bağlı Lübeck kentinde 21 yaşında bir Türk genci trende bir grup ırkçı tarafından dövülerek trenden atıldı. Sağ tarafında kısmi felç oluşan Osman Deren'in evindeyiz. Osman, saldırıyı biraz anlatır mısın bize? Çok çok geçmiş olsun. Öncelikle teşekkürler. Ben trene binmiştim. Arkadaşımın doğum gününe gitmek üzere. Önce 15-16 yaşlarında bir genç kıza sözlü tacizde bulundular. Ve ben bakarak tepkimi göstermeye çalıştım. 10 kişilik bir dazlak grubu. Zaten kıyafetlerinden ve hepsinin kafasının kel olmasından da belliydi. O sonra trenden inmek için ayağa kalktığımda omzuma bir darbe aldım. Irkçı hakaretler ettiler. Tamam dedim, hiçbir şey söylemeden devam gitmeye çalıştığımda kafamın arka kısmına bir yumruk yedim. Ondan sonra zaten sözlü bir münakaşa oldu. Ondan sonra 9 kişi, bir tanesi bayan olmak üzere 10 kişi üstüme saldırdılar. Sana sanırım ırkçı cümleler sarf ettiler. Neler, evet, söylediler? Fepis öl augi diye, yani defol git pis Türk gibisinden bir şeyler söylerler. Tabii 10 kişiye karşı kendimi savunamam. Ben sadece söylediğim tek bir şey, 10 kişiyle bir Türkiye saldırmaları doğru olup olmadığını sordum. Daha çok çıldırdılar ve üstüme saldırdılar yumruklarla. Sonra sen trenden attılar, sonra ne oldu? Zaten ben kendim sadece yere düşmemek için kendim bir demire tutundum. Ben düşmemeye çalıştım, onlar daha çok vurdu ve bağırdılar bırak diye, yani yere düşürmeye çalıştılar. Ben düşmedikten sonra üstüme saldırarak tekme tokatla dışarı attıktan sonra direkt ben polisi aradım. Bir dahaki durak zaten Hamburg tren istasyonuydu. Orada polis bu şahısları yakalamış ve kimliklerini belirlemiş. Ondan sonra bir iki gün sonra ben aslında hastaneye gitmek istemiyordum, büyütmek istemiyordum bu olayı. Sen direkt eve mi gittin? Yok, önce arkadaşıma gittim, yani eve gelmek istemedim. Niye? Annem, ailemi de huzursuz ve tedirgin etmek istemedim. Ondan sonra bir iki gün sonra dilim ve ağzımda uyuşukluklar başladı. Arkadaşlarımın tavsiyesiyle hastaneye gittim, Lübeck Üniversite Kliniğine. Orada zaten kısmi felç olduğunu söylediler. Ve aşağı yukarı bir hafta yakın hastanede tedavi gördüm. Ve yarım sene sürebileceğini söyledi doktorlar, felcin düzelmesi. Şu an görüyorsunuz zaten sağ tarafımda hiçbir şeyim yok, refleksim yok. Evet. Gözümde açık kaldığı için, sağ taraftaki kaslar ve sinirler zedelendiği için gözümün kuruma tehlikesine karşı böyle bir maske takmak zorundayım ki gözüm kurumasın. Gördüğümüz kadarıyla boynunu da çeviremiyorsun. Evet, sağ tarafa yani dönemiyorum kolay kolay. Çok çok geçmiş olsun diyoruz. Teşekkürler. Evet, Osman'a ilk sahip çıkanlardan birisi Lübeck'te faaliyetlerini yürüten sivil toplum kuruluşu TÜRGEM. TÜRGEM Derneği'nin başkanı Sayın Remzi Uysal'ın yanındayız. Remzi Bey, Osman'a sahip çıktınız. Çok teşekkürler. Olayı bir de sizin ağzınızdan dinleyebilir miyiz? Tabii ki böyle bir olaya tepkisi kalmak doğamızın dışında olan bir şey. Osman'a yapılan bir saldırı herhangi birimize de yapılabilirdi. Bunu duyduğumuz biraz geç duyduk. Nedeni de Osman olayın şoku ile eve gelemiyor. İki akşam bir arkadaşının evinde kalıyor. Ve döndükten sonra da o rahatsızlıklar başlayınca sağ gözünde kapanmama, kapağının kaslarının çalışmaması ve de omuzunda kollarında uyuşmalar baş gösterince hastaneye yatıyor. 4 gün hastanede kalınca çıktıktan sonra bunu öğrenebildik. Ailesine herhangi bir zarar gelmesin diye Osman ailesi bir yerde ailesini korumak için sessiz kalıyor. Öğrendiğimizde demin kendisiyle bağlantı kurduk. Tabii sadece bağlantı kurmakla kalmadık ve Lübeck'te bu tür saldırılarda mağdurlara yardım eden Weißer Ring, beyaz zincir, beyaz halka adlı bir derneğin şubesi başkanı yakın arkadaşım olur. Ve de derneğin, TÜRGEM'in faaliyetlerini sürekli destekleyen bir dostumuz. Hemen kendisine bağlantı kurdum ve sağ olsun bir saat içerisinde randevuları iptal etti. Ve sizlere de buluştuğumuz gibi kendileri geldiler ve Osman'a gerekli maddi desteği de verdiler. Ve bundan sonra Osman'a gerekli maddi ve de manevi desteği sağlamaya çalışacağız. Bu sorunun altından kalkması için.
Ben yine Osman'a dönmek istiyorum. Sağlığın haricinde yani duygularında ne gibi değişiklikler oldu? Kendini duygusal olarak nasıl hissediyorsun Osman? Şimdi şöyle söyleyeyim, bu olaydan sonra 2 hafta oldu aşağı yukarı. Ne dışarı çıkıyorum, ne bir şey yapıyorum. Zaten ailem de çekiniyor. Küçük 12 yaşında kardeşim var. Bu olaylardan o da bayağı etkilendi. Okula gidip geliyor ki de çocuk korkuyor. Yalnız gitmiyor. Ya komşuyla gidiyor ya kendi arkadaşlarıyla hep beraber gidiyor. Yalnız çocuk dışarıda çıkmak istemiyor. Ailem de üzülüyor zaten. Bunların arkası gelir gibisinden. Çünkü bir Türk genci bir kavga ettiği zaman, bir şey olduğu zaman kendi yaşıtıyla öyle bir skandal durumuna geliyor ki. Ama 10 kişi, yüzlerce kişinin içinde tren tıka basa doluyken bana saldırıyor bir Türk gencine. Ve hiç kimse kalkıp da siz ne yapıyorsunuz diyemiyor. Psikolojik tedavi de görüyorum bu olaydan sonra. Biz bugün Lübeğe Sayın Osman Dere'nin uğradığı saldırıdan sonra geçmiş olsun dileklerimizi iletmek üzere geldik. Tabii bu saldırıdan biraz geç haberimiz oldu. Ayın 3'ünde saldırıya uğramış. Biz 15'inde internetten duyduk bunu. 16'sında kendisiyle görüştük ve bugün görmeye geldik. O arada polis makamlarıyla ve savcılıkla da temasta bulunduk Lübeck'teki. Konunun takipçisi olacağız. Biz vatandaşımızın yanındayız her zaman olduğu gibi. Ve konunun takipçisi olacağız. Bunu hem polis makamlarına söyledik, hem savcılığa söyledik, hem aileye söyledik. Bu konuda sivil toplum örgütlerinin gösterdiği hassasiyet gerçekten takdire şayan. Sayın Remzi Uysal, olayın ilk günden itibaren değil mi? Yardım elini uzatmış Dere ailesine. Aynı yardım eli bizim tarafımızdan da uzatılacaktır. Alman makamlarıyla ilgili bir görüşmeniz oldu mu? Dediğim gibi polis yetkilileriyle görüştük. Onlar özellikle bu olayı gören veya duyan şahitlerin ifade vermesi için çağrıda bulunuyorlar. İkincisi bir de savcılıkla bir temasta bulunabildik. Bir bayan Frau Grob diye bir hanımefendi konuyu takip ediyor. Konunun tabii federal polisi de ilgilenen boyutu var. Çünkü trenden Osman arkadaşımızı dövdükten sonra saldıranlar da Hamburg'da inmişler ve trende indikleri zaman federal polis, Bundespolis onları yakalayarak sorgulamış, en azından kimliklerini tespit etmiş. Artık dava süreci devam ediyor. Bu davanın takipçisi olacağız. Bir de bu arada vatandaşlarımıza bir çağrıda bulunmak istiyorum. Böyle saldırılar maalesef yaşayabiliyor vatandaşlarımız ırkçı, sırf Türk olduğundan ya da Müslüman olduğundan dolayı. Konsolosluk Çağrı Merkezi Bakanlığımıza ait, Dışişleri Bakanlığı'nın telefon numarası 0090 390 292 2929. Bu 7 gün 24 saat hizmet vermektedir ve bazen konsolosluklara ya da büyükelçiliğimize ulaşmakta güçlükle karşılaşabiliriz. Ama dediğim gibi Türkiye'de bulunan bu çağrı merkezi bütün bu olayların en ufak bir sorunun not alarak bizlere ilgili gereğini yapmamız için bizlere bilgi vermektedir. O yüzden vatandaşlarımıza özellikle konsolosluk çağrı merkezinden de faydalanmalarını istiyoruz. Berat Bey, Schleswig-Holstein eyaletinde bu tür ırkçı saldırılarda artış oldu. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz son dönemlerdeki saldırılar konusunda? Özellikle Haziran ayındaki Elmshorn'daki Türk lokalinin yakılmasından sonra bazı camilerimize rencide edici bir takım mektuplar ve CD'ler gönderildi. Peşine de maalesef Osman Dere bir grup tarafından darp edildi. Bunlar bölgede sanki ırkçı saldırıların tırmandığına dair işaretler olarak tarafımızdan görülüyor ve ilgili makamlar nezdinde bunların engellenmesi yönünde her türlü çaba sarf ediyoruz. Evet değerli izleyiciler, şimdi yanımızda yine Lübeck kentinde yaklaşık bir hafta önce okuldan çıktığı sırada bir Alman'ın sözlü ırkçı tacizine maruz kalan genç bir kardeşimizin yanındayım. Kendisinin yüzünü ve ismini güvenliği açısından gizliyoruz. Olayı bize anlatır mısın? Nasıl oldu? Ben okuldan geliyordum ve otobüsün durağında bekliyordum arkadaşlarımdan. Ve bir tane büyük çocuk bana geliyordu, 15 yaşında. Bana geliyordu ve küfür ediyordu. Böyle şaşkınak, böyle bir şeyler diyordu. Ben de korktum. Arkadaşlar da baktı ve ben çok korkuyordum o adamdan.
Peki şimdi kendini nasıl hissediyorsun okula giderken, spora giderken? Nasıl? Ben korkuyorum. Ben hep arkadaşlarımdan yanındayım. Ben şimdi büyüklere karşı hiçbir şeyim ya. Ondan korkuyorum. Hı hı. Okula, spora tek başına gidip geliyor musun yine eskisi gibi? Hayır, babam beni götürüyor. Daha önce? Daha önce yalnız gidiyordum otobüsle. Evet değerli izleyiciler, ırkçı saldırılar gördüğünüz gibi insanların sadece canına değil ruhuna da kastediyor. İnsanlar ruhsal olarak çöküntüde. Irkçı saldırılar sonucu bundan 10 yıl önce Hamburg'da da bir vatandaşımızı kaybetmiştik. Sayın Bakanımız da ve bunları bu katillerin neonazi bir terör grubu olduğunu ortaya çıkması üzerine Sayın Bakanımız Almanya'yı ziyaret etti ve ilk durağı Hamburg'tu. Ama yani psikoloji olarak da yani bunun altından baya bir kalkması zor yani. Şimdi bir yere git desen insan hani gitme cesareti yok. 21 yaşındaki çocuğum yani bu cesaretsizliği şey bir şey yani. İleride bu da bir aile bireyi olarak yani baba olacak. Nasıl bu psikolojinin altından kalkar bilmiyorum. Zaten yani. Benim yani bir şey olay büyütmek istememin sebebi de o ailem de çekin yani bunun arkası gelir gibisinden. Çok dikkatli olmak lazım tabii hiç kuşkusuz ama yine de bu yani Alman devletinin zaten sorumluluğunda hem suçların bulunması hem işte adalete çıkarılması konusunda. Şu anki yani teslim o saldırganların kimliklerini tespit edilmiş. Tespit edilmiş evet o iyi bir şey. Telefon ailesine danışmak için. Tamam yani ama yani sonra yani. Bir saniye biraz kamera için biraz kalırsanız.